Merhaba sevgili dostlarım. Yine çayımızı, kahvemizi aldık. HTML kodlarını yazmaya devam ediyoruz. Biraz HTML'in yapısından bahsetmek istiyorum arkadaşlar bu videoda. Çok basit bir şey yapacağım. Siz de benimle beraber yapın arkadaşlar. HTML yazın. Bir tab yaptığınızda otomatik olarak böyle bir bölüm gelecektir. Şimdi sevgili dostlarım, sizler de görüyorsunuz ki işte bir HTML ile başlamış. Bakın başka bir HTML ile bitmiş. Body gördüğünüz üzere yine aynı şekilde şurada başlamış bitmiş. İşte head var yine başlamış bitmiş. Bitenlerde gördüğünüz gibi bir yatay çizgi var fark olarak. Daha sonrasında bakalım title var mesela. Yine başlamış bitmiş arasında bir içerik. Şimdi sevgili dostlar, yapı temel itibariyle şu şekilde. Etiketler başlar ve biter arkadaşlar ve arasına bir içerik yazılır. Tabii ki etiket içerisinde başka bir etiketin de var olması mümkündür vesaire vesaire. Yani etiketler ve içerisinde içerikleri olarak temel olarak sınıflandırılır. Hatırlarsanız biz sizinle bir önceki videoda ne yapmıştık arkadaşlar? Şöyle HTML dosyasını açalım. Şu arkadaşı silelim. Ne demiştik? Şükrü, Yusuf. Şunu düzgün yazalım. Yusuf Kaya dedik mesela. BR dedim arkadaşlar. Bu boşluk atıyordu değil mi? Yani bir satır atlatmasını sağlıyordu. Ve YouTube diyelim arkadaşlar. Daha YouTube'u yukarı alalım. Şimdi sevgili dostlar, ben bunu CTRL-S yaptığımda ve gelip de siteyi çalıştırdığımda sizlerin de göreceği üzere şu şekilde bir yapı oluşuyordu. Doğru muyum? Şimdi arkadaşlar, bu yapı içerisinde bizim tarayıcılarımız neresinin işte başlık, neresinin açıklama, neresinin link verme gibi yapılar olduğunu anlayamıyorlar arkadaşlar. İşte biz de ondan kaynaklı şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. HTML'e bakın bunu yaptığımda nasıl bir ekran gelecek bize bir bakalım. Şöylece ben açayım arkadaşlar. Siteyi tekrar açtım. Çalıştırdığımda boş bir sayfa geldi. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bir temel konsepti var. Yani bu konsept içerisinde biz yazarız. Title içerisinde mesela başlıkta işte diyelim ki örneğin Udemy yazalım. İşte body kısmına örneğin yazalım ne olsun. Tabii bunların da hani kuralları vesaire var da hani body kısmına mesela tab dedim arkadaşlar. Şimdi bunların neler olduğunu tek tek vereceğim ben size. Şükrü Yusuf Kaya dedim örneğin. CTLS diyelim arkadaşlar. Tamam. Şu sayfaya tekrar geleyim. Yenileyelim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir Şükrü Yusuf Kaya yazdı. Bakın şurada da Udemy olarak yazıyor. Veya şöyle geldiğimde de Udemy olarak yazıyor. Temel olarak hani yapısı nasıl oluyormuş? Etiketler arasına bir şeyler yazılıyormuş ve o yazılan ifadeler veya bir içerik yazılıyor veya bir fonksiyon da yazıyor olabiliriz. Hiç fark etmez. Biz bunları ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Görebiliyormuşuz. Temel olarak yapı bu şekilde. Şimdi bu yapı itibariyle bakın çok basit bir şey göstereceğim size. Body kısmında örneğin şöyle yapalım. Bu yaptığım işlemi anlamak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Bir tık geçelim. Sadece hani yaptığım işlemi anlamanıza gerek yok ama sadece bir şey yapacağım arkadaşlar. H1 bölümüne şöyle bir şey ekleyelim. HTML videoları diyelim. Şöyle CTRL-S yapalım arkadaşlar. Tekrar gelelim. Bakın bir büyük yazı yazdı. Gördünüz mü arkadaşlar? Bir başlık gibi bir ifade yaptı. Şimdi sevgili dostlarım, biz hem göze güzel gözükmesi açısından hem de bu arama motorlarında çıktığı zaman neyin ne olduğunu anlamak istiyor arkadaşlar arama motorları. Yani Google senin sitene gittiği zaman nerede bir başlık var, nerede bir açıklama bölümü var, nerede link veriyorsun. Hani bunları görmek istiyor arkadaşlar Google veya diğer tarayıcılar.
İşte bizim de hani bu bağlamda gösterebiliyor olmamız lazım arkadaşlar. İşte bu benim başlığım mesela H1. Gördüğünüz üzere başlık arkadaşlar. İşte head kısmının içerisinde title var. Title site başlığı. Site başlığını belirtmeniz lazım o üst tarafta yazan kısımda. Bunun gibi yapılar arkadaşlar HTML'in yapısını oluşturuyor. Biz fark ettiniz mi bilmiyorum ama mesela head bölümü başlık bölümüydü. Yukarı kısmını belirtiyordu. Burada örneğin HTML içerisinde gördüğünüz gibi bir head bölümü var. Bir body bölümü var. İşte alt bölümler falan da eklenecek zamanla göreceğiz arkadaşlar. Bakın iki tane temel bölüm var gördüğünüz üzere. Yani şimdi etiketin içerisinde içerik yazarız ama etiketin içerisinde birden fazla şey de yazabiliyoruz. Etiket de yazabiliyoruz arkadaşlar. Yani gruplandırma işlemlerini de yapabiliyoruz. Bu başlık kısmını yapıyor. Bu da sitenin iç kısmını yapıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen. Başlık kısmı dediğimiz yer burası veya şu kısımda gözüken yer. Buraya resimler geliyor hatırlarsanız. Mesela şöyle yapalım. Şükrü Yusuf Kaya'yı arattığımızda bakın burada bir resim var. Veya şurada bir resim var. Veya benim sayfamı arattığınızda burada Şükrü Yusuf Kaya yazıyor. Gördünüz mü? İşte buralar arkadaşlar bizler için oldukça fazla önem arz ediyor. Biz de bunları kuralına uygun bir şekilde oluşturmalıyız. Tamam mı? Lütfen hani bu kurala uygun bir şekilde oluşturmaya özen gösterin. Şimdi sözü fazla uzatmadan HTML5'in standartlarına uygun bir yapı oluşturalım beraber ve bu yapının nasıl oluştuğunu da beraberce inceleyelim arkadaşlar. Şöylece açtık ve bir ünlem yaptık arkadaşlar. Touch type. Tap diyelim arkadaşlar. Tamam. Burada da yine aynı şekilde HTML yazdık ve kapattık arkadaşlar. Bu bizim yapmamız gereken en temel yapı arkadaşlar. Ne demek bu? Ne demek olduğundan bahsedeyim. Diyoruz ki arkadaşlar HTML bir dosyadır. Tamam mı? Doç'tur. Ve tipi gördüğünüz üzere dosya tipi HTML'dir. Hani bunu belirttik. Tamam mı sevgili arkadaşlar? HTML5 standartlarında bunu belirtmiş olmanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Sonrasında HTML yapısı içerisinde biz şöyle diyelim. HTML diyelim. Tab diyelim arkadaşlar. Şunu otomatik oluşturmasa çok güzel olacak da. Şuraları bir silelim. Ben şunları bir siliyorum arkadaşlar. Hatta şuradan silelim. Bakın HTML'yi oluşturduğumda aslında HTML kodlarının içinde yer alacağı arkadaşlar bölümü bu şekilde belirtmem mümkün hale geldi. HTML yani HTML kodlarının bulunacağı bölüme geldikten sonra benim başlangıç olarak yapmam gereken şey bir head bölümü oluşturmak arkadaşlar. Head deyip dediğinizde şuraya hatta enter dediğinizde gördüğünüz gibi otomatik oluşacak. Head bölümüm olması lazım ve şöylece bir body bölümüm olması lazım arkadaşlar. Body tab dedim, enter dedim. Bir de body bölümüm olması gerekiyor. Yani bir sitenin başlık bölümü olması lazım. Bir de içerik bölümü olması lazım. Vücut bölümü olması lazım. Tamam mı? Bu iki yapının olması elzem arkadaşlar. Bu iki yapıyı oluşturduktan sonra yani her sitenin sayfasını oluşturduğunuzda bizim otomatik olarak bunları yapmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. İşte head bölümü içerisinde şöyle bir yapımız daha olması lazım. Title. Title ne demek? İngilizce'deki başlık arkadaşlar. Title bölümünde sitenin başlığını yazmamız lazım. Sitenin başlığı ne olsun mesela? Mesela ilk web sitemiz olsun. İlk web site. İlk web site. Tamam, sitenin başlığını da belirttik. Şöylece Ctrl isteyelim. Şu sayfayı ben tekrar bulayım sevgili arkadaşlar. Nerede o sayfa? Buradasın. Şimdi yenileyelim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ilk web sitem yapısını oluşturduk. Burada da bir head bölümü var. İncelediğimizde, kaynağı görüntülediğimizde gördüğünüz üzere bir yapıyı bu şekilde görebiliyoruz. Tamam, çok güzel. Şu fazlalık arkadaşlar, bunu da silelim. Şimdi başlığını oluşturduk sitenin. Okeydir. Daha farklı içerikleri var tabii ki. Bu içeriği de beraberce şöyle bir bakalım arkadaşlar. Başka ne yapabiliriz siteye? Mesela site bir blog sitesi olsun. Örneğin.
blog sitesi içerisinde H1 deyip arkadaşlar tab dediğinizde bir başlık oluşturuyorsunuz. Hani bir makalenin başlığı vardır ya. Aynı şekilde burada da bir başlığınız olması lazım. İşte sitenizde bir blog sitesi olduğunu düşünün. Diyelim ki HTML kodlarım çalışmaları diyelim mesela. Tekrar CTRL istedim arkadaşlar. Siteyi tekrar açıyorum. Yenilediğimde HTML çalışmalar olarak bir sayfa yazdırılmış oldu. Sayfaya bir yazı yazdırılmış oldu. Çok güzel. HTML çalışmaları sayfasını yazısını yazdırdıktan sonra diyelim ki benim bir de alt başlığım olsun. HTML çalışmaları bir de H2 dedik arkadaşlar. Burası H1, H2, H3 diye gidiyor arkadaşlar. Bu yazının boyutunu belirliyor. Bakın şimdi anlayacaksınız. Ne diyelim burada da ilk bölüm diyelim. Hatta birinci bölüm diyelim. Birinci bölüm. CTRL diyelim. Siteyi tekrar açalım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere birinci bölüm yazısını yazdı. Çok güzel. Ben bir paragraf yazacaksam, örneğin HTML üzerine bir yazı yazacağım. Tamam mı? Arkadaşlar P. Bu kadar. P'yi açıyorsunuz arkadaşlar ve diyorsunuz mesela HTML bir yazılım dili değil. Değil. Bir işaretleme dilidir diyelim örneğin. Tamamdır. CTRL istedim. Siteyi tekrar açıyorum arkadaşlar. Yeniledim. Gördüğünüz üzere HTML bir yazılım dili değil, bir işaretleme dilidir. Gördüğünüz üzere yazıldı. Daha farklı ayrıntılarından da bahsedeceğiz arkadaşlar. Hatta şuraya başka bir şey daha ekleyebiliriz. Hani illaki sırayla yapmanıza gerek yok. Alttan üstten bir yerden ekleme de yapabiliyorsunuz. İşte H3 diyelim, tab diyelim arkadaşlar ve burada da diyelim ki HTML nedir diyelim mesela. Bakın bunu da CTRL isteyelim ve açalım. Gördüğünüz üzere HTML nedir şeklinde yazdırdı ve bu şekilde de paragrafımızı yazmış olduk arkadaşlar. Temel olarak en iskelet yapısı bu şekilde özetlenebilir. Bunları bilseniz yeterli şimdilik arkadaşlar. Ben zaten yeri geldiğinde sizlere ayrıntılarını vereceğim. Umarım anlaşılır olmuştur. Şöyle bir kısaca özet geçeyim. Sonrasında da bitirelim arkadaşlar. Doctype HTML dediğinizde, HTML dediğinizde dosya tipinin HTML olduğunu belirtiyorsunuz ve HTML kodlarını yazarken HTML içerisinde yazmanız gerekiyor genelde. Head bölümü başlık bölümü sitenin başlığını belirtir arkadaşlar. Body bölümü açıldığı zaman sitenin o iç arayüzündeki yazılardır, içeriktir. Onlardan oluşur arkadaşlar. H1 dedik ilk başlığımızı açtık. H2 dedik ikinci alt başlığımızı açtık. Üçüncü alt başlık. Daha sonrasında da bir paragraf yazdırdık ve kodu bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Umarım anlaşılır olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgili dostlarım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.